tarihsel süreç içinde Bilal'i anlatır gibi anlatacağım. Bütün televizyonların başındaki vatandaşlar lütfen dikkatle dinlesinler. Kim bu siyasi ayak? Kim bu adam? FETÖ'yü bu kadar güçlendirenler kimlerdir? 20 soru, 20 cevap. 20 soru, 20 cevap. Ama önce Cumhurbaşkanlığı'nın bir yayını var. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu faaliyet raporu 2018'de yayınlanmış. Faaliyet raporundan iki cümle. FETÖ ile ilgili olarak şöyle diyor. Devletin tüm kılcal damarlarına sızdılar diyor. Devletin tüm kılcal damarlarına sızdılar. Yine devletin tüm kamu kurumlarını sonra da devleti ele geçirmeye çalıştılar diyor. Amaçları devlet tüm kamu kurumlarına sızıp sonra da devleti ele geçirmek. Rapor bu cümleleri içeriyor. Birinci sorumuz şu. Bir terör örgütü devletin tüm kılcal damarlarına nasıl sızar? Bu soru önemli. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir birimin raporu diyor ki FETÖ terör örgütü devletin bütün kılcal damarlarına sızıyor diyor. Bunların amacı devleti ele geçirmektir diyor. O zaman birinci sorumuz ne? FETÖ terör örgütünün elemanlarını devletin tüm kılcal damarlarına kim nasıl yerleştirdi? Örneğin polise, İçişleri Bakanlığı'na, valilikler, kaymakamlıklar, hakimler, savcılar, generaller, paşalar buralara nasıl yerleştiler? Buraya terör örgütünün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz. Terörün elemanlarını devletin en hassas birimlerine yerleştiren iradeye FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz. Bir daha söylüyorum. Devletin en mahrem birimlerine, en önemli birimlerine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz. Bunu neden söylüyorum? Soru iki. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu yetkiyi ancak belli kişi ve kurumlar kullanabilir. Bir yere eleman alma, bir yere kişi atama yetkisi herkesin elinde olan bir yetki değildir. Bu yetkiyi ancak belli kişiler ve kurumlar kullanabilirler. O nedenle soruyorum, o nedenle söylüyorum. Devletin kılcal damarlarına, en hassas noktalarına FETÖ'nün elemanlarını yerleştiren kişiye FETÖ'nün siyasi ayağı denir. Bu kadar açık, bu kadar net. Aksine hiçbir Allah'ın kulu tek cümle kullanamaz. Örnek, bir esnafı düşünün. Devlete FETÖ'nün valisini tayin edebilir mi? Hayır. Bir çiftçiyi düşünün. Devlete FETÖ'nün müsteşarını tayin edebilir mi? Hayır. Bir sanayiciyi düşünün. Devlete FETÖ'nün hakimini tayin ettirebilir mi? Ettirebilir ama edemez. Yetkisi yoktur. Bir sivil toplum örgütünü düşünün. Bir üniversiteye FETÖ'cü bir dekan, bir rektör atayabilir mi? Atayamaz. Bunların böyle bir yetkileri yoktur. Soru 3. Peki bu yetkileri yani devletin içine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirme yetkisini parlamentoda olan muhalefete ait partiler yerleştirebilir mi? Yani CHP, yani İYİ Parti, yani HDP, yani MHP, yani Saadet Partisi bunlar yerleştirebilir mi? Hayır, bunlar da yerleştiremez. Bunların da böyle bir yetkisi yoktur. Onlar ancak eleştirirler. Yaptığınız yanlıştır diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır yaptığı gibi. FETÖ'nün elemanlarını yerleştiriyorsunuz. Yapmayın, yazıktır, günahtır diyoruz. Araştırma önergesi veriyoruz, reddediyorsunuz. Başka şeyler yapıyoruz, kızıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, güzellemeler diziyorsunuz meclis kürsüsünden. Biz bunları yaptık. Gel arkadaşlar. Soru 4.
İktidardaki parti madem ki bütün bu atamaları yapma konusunda tek yetkili, yasalara göre ve anayasaya göre tek yetkili olan iktidardaki parti. İktidardaki parti terör örgütü üyelerini devletin kılcal damarlarına yerleştirirken, efendim ben bunların dürüst olduğunu sanıyordum. Ben bunların devletin kılcal damarlarına yerleşirken devlete ihanet etmeyeceklerini düşünüyordum. Benim buradan bilgim yoktu diyebilir mi? Diyebilir mi? Önemli bir sorudur. Terör örgütü üyelerini, devletin valisi, kaymakamı, paşası, rektörü, emniyet müdürü her alanda yerleştiriyorsunuz. Ben bunların terör örgütü üyesi olduğunu bilmiyordum diyebilir mi? Sağlıklı işleyen bir devlette, liyakatin esas olduğu bir devlette bütün terör örgütlerini devletin istihbarat örgütleri izlerler. Hiçbir yönetici de, hele hele devleti yöneten hiçbir yönetici de benim haberim yoktur diyemez. Diyemez. Neden izlerler? Daha önceki grup toplantılarında da söyledim. Devlet bakidir. Siyasi, devleti yöneten siyasi iktidar ise geçicidir. Devletin süresi yoktur. Ama iktidarı, devleti yöneten iktidar partisinin süresi vardır. 5 yıldır, 5 yıl sonra gidilir. Kazanırsa bir 5 yıl sonra, kazanamazsa bir başkası gelir. Devleti baki kılan devletteki liyakat sistemidir. Devletin bürokrasisi devletin hafızasıdır. Hafızasıdır. Dolayısıyla her türlü istihbarat bilgisi devletin arşivinde vardır. Devleti yöneten siyasi otoriteye bu istihbarat bilgileri belli dönem ve belli zaman aralıklarıyla bildirilir. Soru 5. FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu? Bu da önemli bir soru. Devlette liyakat varsa izlenmesi lazım. Cevabı çok açık. Evet, izleniyordu. Eskiden beri izleniyordu. Benim bildiğim son rapor 3 Nisan 1991. 3 Nisan 1991 tarihli MİT raporu. Fethullah Gülen hareketinin CIA ile ilişkilerini o raporda yazmışlar ve dönemin iktidarına da sormuşlar. Dikkatinizi çekerim. Fethullah Gülen hareketinin CIA ile olan bağlantısını 1991 yılında bu ülkenin namuslu bürokratları saptamış ve rapor haline dönüştürmüşlerdir. 91 yılında. Soru 6. Sadece 91 yılında mı, 1991 yılında mı Milli İstihbarat Teşkilatı rapor düzenledi? Hayır. FETÖ'yü düzenli izlemiştir. Düzenli izlemiştir. Bir MİT müsteşarının, Sayın Şenkal Atasagun'un bir gazeteciye 1 Ekim 1999'da yaptığı açıklama. Aynen okuyorum. FETÖ ile ilgili olarak diyor ki, milli eğitimle gençliği, milli eğitimle gençliği, iç işleriyle devlet içinde kadrolaşmayı, adalet ile kendilerine yönelik bir durum olursa bunu önlemeyi, sanayide de parayı kontrol etmeyi hedefliyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarının yaptığı açıklama. Bütün bunların sonunda devletin pek çok kademesinde yer almışlar diyor. Değerli arkadaşlar, bu 1999'da yapılan açıklama. Soru 7. FETÖ ile ilgili istihbaratı sadece MİT mi topluyordu? Devletin diğer istihbarat bilimleri FETÖ ile ilgili istihbarat toplamıyor muydu? Hayır. Emniyet istihbaratta, jandarma istihbaratta, Milli İstihbarat Teşkilatı da FETÖ ile ilgili istihbaratı düzenli topluyordu. Düzenli topluyordu. Biraz daha yukarı çıkalım. Soru 8. Milli Güvenlik Kurulu FETÖ ile mücadele edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır diye bir karar aldı mı? En son yukarıya çıkacak.
Genelkurmay Başkanı'nın, MİT Müsteşarı'nın, İçişleri Bakanı'nın, Başbakan'ın, yani devletin en önemli, en hassas birimlerinin oluşturduğu Milli Güvenlik Kurulu'nda bu olay oturulup tartışıldı, konuşuldu mu? FETÖ'nün bir terör örgütü olduğuna dair bir tespit yapıldı mı? Evet, yapıldı. 25 Ağustos 2004 tarihinde. 481 sayılı karar. O kararın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dır değerli arkadaşlar. Bu da Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıdır. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıdır. Kararı okuyorum. Milli Güvenlik Kurulu kararı. Devlette nelerin yapılması gerektiğini anlatan bir karar. Önlem alınmasını isteyen bir karar. FETÖ'nün devletin bütün kılcal damarlarına sızıyor. Önlem alın, bakın devlet elden çıkacak diye söylenen bir karar. Şöyle, Fethullah Gülen konusu gündeme gelmiş. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması. Uygun görülmüş ve bu konuda tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını koruyan, geleceğini koruyan, hangi siyasi parti olursa olsun bu ülkenin çıkarları için çalışmayı önceleyen en hassas kurum olan Milli Güvenlik Kurulu karar alıyor. Gülen hareketi tehlikelidir. Derhal içerideki ve dışarıdaki faaliyetleriyle ilgili önlem alın. Kime bildiriyor? Hükümete. Neden? Yürütme organı da orası. Bakanlar orada. Genel müdürler orada. Müsteşarlar orada. Bütün bu yürütme organına bunun duyurulması isteniyor. Geçiyoruz 9. soruya. Milli Güvenlik Kurulu kararına karşın dönemin hükümeti ne yapmıştır? Gerekli önlemi almış mıdır? Dönemin hükümeti başında Erdoğan vardır. Dönemin hükümeti, Milli Güvenlik Kurulu kararı geldi. Kendisi de orada, altına da basmış imzayı, her türlü önlemi alacağız diye ne yaptı? Dönemin müsteşarının yazdığı kitaptan size okuyorum. O dönemin Erdoğan'ın müsteşarı olan arkadaşın, yani Başbakanlık müsteşarının 4 maddesini okuyorum. 1. Tavsiye kararı Başbakanlığa bildirildikten sonra, yani Milli Güvenlik Kurulu kararı Başbakanlığa bildirildikten sonra konuyu Başbakanımıza, yani Erdoğan'a açtım ve gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. Gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. 2. Bu karar metni, yani Milli Güvenlik Kurulu'nun karar metni Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmadı. Ve hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Karar Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmıyor ve hiçbir işlem yapılmıyor. 3. Konudan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılan bakanlar dışında kimsenin haberi olmadı. Ve onları endişeye sevk edecek bir sonucun doğmamasına özen gösterildi. Milli Güvenlik Kurulu böyle bir karar aldı falan, kimsenin haberi olmasın. Hiç kimseye haber verilmedi diyor. 4. Bütün toplumsal ve siyasi riski hükümet adına Sayın Başbakan üstlendi. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Kim siyasi ayağı? Evet. Vicdanı olan herkese söylüyorum. Vicdanı olan. 15 Temmuz'da şehit olanlar adına soruyorum. 15 Temmuz'da gazi olanlar adına soruyorum. Bu memleketi sevenler adına soruyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı için. Ben biliyorum.
ben biliyorum neler söyleyeceğini. Nasıl bağıracağını da biliyorum. Çok bağırdığı zaman benim geri adım atacağımı sanıyor. İstediğin kadar bağır, istiyorsan Boraz'dan da al. Ben bu millete doğruları sonuna kadar söyleyeceğim. Bakın bir şey daha. Erdoğan 2016 yılında ne diyor? 3 Ağustos 2016'da. Ayakları biraz yere basmış. Dedik ki bir ortak yanımız vardı. FETÖ terör örgütüyle bir ortak yanımız vardı diyor. 2016, 3 Ağustos. Aynı menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapının. Aynı yapının. Beraber. Bambaşka niyetlerinin, sinsi planların örtüsü olduğunu görmedik, göremedik diyor. Millete yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ya 2004 yılda sana söylediler. Altına bastın imzayı. Bir başbakan düşünün, imzasını inkar ediyor. İmzasını. Milli Güvenlik Kurulu kararını inkar ediyor. Ve bu milletin bekası için çalışacak. Bu kişi biliyorsunuz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Bu kişinin Türkiye'nin bekası diye bir sorunu yoktur. Yoktur yani. Bu kadar açık ve net söylüyorum. On iki yıl önce önüne konur Milli Güvenlik Kurulu kararını. Basarsın. Önlem alın diye karar alırsınız. Sonra hiçbir şey yapmazsınız. Soru 10. Burada bitmiyor tabii. Soru 10. Milli Güvenlik Kurumu'nun bu kararına rağmen FETÖ devletin kılcal damarlarına sızmaya başladı mı ya da sızmaya devam etti mi? Sızma diyorum ama aslında yerleştirme. Yani FETÖ'nün elemanları devletin kılcal damarlarına, etkin yerlerine yerleştirilmeye devam etti mi? Evet, bu güzelim ülkeye ihanet etmeye devam ettiler. Devletin en kritik kurumlarına, en hassas kurumlarına FETÖ'nün elemanlarını bir bir yerleştirmeye devam ettiler. İçişleri Bakanlığı, emniyete, polise, orduya, Maliye Bakanlığı'na, Sayıştay'a, TÜBİTAK'a, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, YÖK'e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne ve bu merkezden sorumluların çalınıp FETÖ'nün elemanlarına verilmesine ve bunun bilindiği halde görülmemesine, savcı iddianame hazırlamak isterken savcının susturulmasına ve iddianame hazırlanmamasına, bütün bunların tamamı aşama aşama gerçekleşti. Soru 11. FETÖ'nün yürütme organının yetkilerini aşan talepleri nasıl yerine getirildi? Bu da önemli bir soru. Şimdi yürütme organı nedir? Vali tayin eder, emniyet müdürü tayin eder, kaymakam tayin eder, paşayı tayin eder, efendim müsteşarı tayin eder, bütün bunları yapar. Yetkisi vardır bütün bunlarda. Ama belli konular var ki FETÖ'nün talepleri, yürütme organı bunu yerine getiremiyor. O zaman ne yapmam lazım diyor? O zaman yasa çıkararak yetki almam lazım diyor ve FETÖ'nün talepleri için parlamentoyu araç olarak kullanmam gerekir diyor. Önemli bir tespit. Türkiye Büyük Millet Meclisi FETÖ'nün taleplerini yerine getirmek için araç olarak kullanıldı. Yasa ile teker tekel değil, kitleler halinde atamaların yapılmasının yolu açıldı. Bir daha söylüyorum. Yasa ile birer birer değil, kitleler halinde FETÖ unsurlarının devletin kılcal damarlarına yerleştirilmesine imkan sağlandı. 6110 sayılı kanun. Yargıtay'a ve Danıştay'a hakim tayin edildi. Yargıtay'a 160, Danıştay'a 51 FETÖ'cü tayin edildi. Ben bu kürsüden Yargıtay'a 160 militan atadınız diye eleştirmiştim. Kıyamet kopmuştu. Nasıl hakimlere militan dersin diye. Onların çoğu şimdi hapiste. Bir kısmı da kaçak. Kim haklı? Biz haklıyız.
Bazen daha geniş bir yetki alıyorlar. Kanun hükmünde kararname yetkisi alıyorlar meclise. FETÖ'nün talepleri mi var? Pensilvanya'dan haber geldi. Milletvekillerini gönderdik, geldiler. Bakanlar gitti, geldiler. Selam gönderiyorlar. Şu talebi de yapın diye. O talep de yapılıyor. Kanun hükmünde kararname yetkisi aldılar. Değerli arkadaşlarım. Bakınız. Devlette liyakatten söz etmiştim. Bir kişinin Danıştay'da, bir kişinin Yargıtay'da, bir kişinin Anayasa Mahkemesi üyesi olması için belli bir süre o görevi yapması lazım. Yani işinde pişmesi lazım. Yani bilgisini, becerisini artırması lazım. Kanun hükmünde kararname yetkisi aldılar. Danıştay Başkanı ve Başsavcı için 8 yıl Danıştay üyeliği yapmak şartını 4 yıla indirdiler. Çünkü altta FETÖ'cüler bekliyordu. Onları getirecekler. Danıştay Başkan Vekili ve Daire Başkanlığı için 6 yıllık süreyi 3 yıla indirdiler. Kanun hükmünde kararnameyle. Yargıtay Başkanı ve Başsavcı seçilmek için 8 yıllık Yargıtay üyeliği süresini 4 yıla indirdiler. Yargıtay Başkan Vekili ve Daire Başkanı için 6 yıl Yargıtay üyeliği süresini 3 yıla indirdiler. Hakimlik sınavına girmeyi de 35'ten 45'e çıkardılar. Kendi adamlarını alacaklar ve yerleştirecekler. Böylece kitle atamasıyla yargı tümüyle FETÖ'nün kontrolüne geçti. Yapan kim? Allah aşkına bunu yapan kim? Bu kanunu meclise getiren kim? Hangi başbakanın imzası vardı? Sormak isterim. Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek veren partinin liderine de sormak isterim. Bunları ben görüyorum da sen mi görmüyorsun? Bir insanın en temel özelliği ülkesine koşulsuz bağlı olmasıdır. Koşulsuz. Ülkeye bağlılığı başka bir partinin üzerinden yapıyorsanız kusura bakmayın. Sizin milliyetçiliğiniz her ortamda tartışılır. Bu kavgaların tamamını biz verdik arkadaşlar. Bu yasalar çıkarken bu kavgaların tamamını bu parti verdi. Soru 12. Soru 12. Toplu FETÖ'cü yerleştirme sadece Yargıtay ve Danıştay'da mı oldu? Hayır. Ordu'da da oldu. Üstelik 17-25 büyük rüşvet olayından sonra oldu. Bakın bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım. Sadece size bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bir iddianameden bir bölüm okuyacağım. Benim değil, bir iddianameden bir bölüm okuyacağım. Örgüt yani FETÖ ayrıca tüm silahlı kuvvetleri komuta kademesinin tamamını mümkün olan en kısa sürede ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfi için albaylıkta bekleme süresini 4 yıla indirerek henüz şura sırası gelmeyen mensuplarını terfi havuzuna dahil etmiştir. Devam ediyor. Diğer yandan generallikte rütbe bekleme süresi 4 yıldan 3 yıla indirilerek kendisine müzahir olmayan yani sempati duymayan yani yandaşı olmayan generalleri daha kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri dışına çıkarmaya çalışmıştır. Son olarak kendisine müzahir elemanların az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları Türk Silahlı Kuvvetlerinden tasfiye etmek için üç devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir. Ben demiyorum. Bunları ben biliyorum. Savcı diyor. Bu devletin savcısı diyor. Siyasi otoriteye yaptırabilmiştir. O siyasi otorite işte FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Onun başındaki kişi de FETÖ'nün siyasi ayağıdır.
Soru 13. Kimdir bu siyasi otorite? Bu siyasi otorite FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Yaptırabilmiştir diyor. Örgüt yaptırabilmiştir diyor. Hükümete yaptırıyor bunu. Parlamentoya geliyor, buradan zorla geçiriyor. Çoğunluğum var diyor. Ben milletvekilleri, bütün bunların hepsini biliyorum, onu bilmiyorum. Milletvekilleri konusunda bir şey söylemek istemiyorum. AK Partili kardeşlerim için de bir şey söylemek istemiyorum. Ama devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilmeli bunu. Teşekkürler arkadaşlar. Soru 14. Soru 14. FETÖ ne zaman kendini devletin tek fiili hakimi olarak görmeye başladı? Devletin tek fiili hakimi olarak görmeye başladı. FETÖ ne zaman? Bunu da ben söylemiyorum. Yine bir iddianameden alıyorum. Örgüt, yani FETÖ 2007 yılından sonra örgütlenmesini tamamlamış Erdoğan'ın sayesinde. Güç dengesini lehine çevirmiş Erdoğan'ın sayesinde ve operasyon hünerlerini ortaya koymuştur. Ergenekon, Balyoz, Ordu'yu tasfiye, bunların hepsini, hünerlerini ortaya koymuştur diyor. Anayasa değişikliği örgütü devlet içinde çok ileriye taşımıştır. Ve 12 Eylül 2010 sonrasında artık örgüt kendini devletin tek fiili hakimi olarak görmeye başlamıştır. 2010'dan itibaren örgüt kendisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek hakimi olarak görmeye başlamıştır. Bunu yaptıran kimdir? Erdoğan'dır. Anayasa değişiklikleri İçin ne diyordu Fethullah Gülen? Ölüler bile mezarlarından kalkıp oy kullanmalı. O anayasa değişikliğine biz karşı çıkıyorduk, onlar savunuyorlardı. Ve Türkiye bu noktaya geldi. Soru 17, daha bitmedi. Soru 17. 2013 yılında bir 17-25 Erdoğan'ın ve ailesinin yaptığı o büyük rüşvet olaylarını hepimiz öğrendik. Hepimiz. Dosyayı kapattılar ama o dosyayı bu milletin vicdanı kapatmış değildir. Yapılan yolsuzlukların tamamı doğrudur. Alınan paraların tamamı doğrudur. Alınan paralar. Hortumun tamamı doğrudur. Bunu söyledik. Bunu söyledim diye dava açtı. Avukatımız sağ olsun gidip tapeleri getirin. Genel başkanın dediklerin tamamı doğrudur dedim. Vay sen misin tapeleri isteyen? Şimdi avukatı FETÖ'cülükten içeri atmaya çalışıyorlar. Sanıyorlar ki bizim avukatımız Sayın Celal Bey geri adım atacak. Asla geri adım atmak bizim kitabımızda yoktur. ...17-25 olayı çıkmış, rüşvet olayları, para olayları, havuz medyasının nasıl oluşturulduğu, bütün bunlar çıkmış. Erdoğan FETÖ ile ilişkisi nasıl? Bu önemli. Erdoğan FETÖ ile barışma girişiminde bulunuyor. Sayın Fehmi Koru'yu davet ediyor ve Fethullah Gülen'e gönderiyor. Okuyorum. Ertesi sabah Kısıklı'daki konutunda randevu verdi Recep Bey, Tayyip Bey. Ertesi sabah çok erken saatte 8-8.30 gibi konutuna gittim. O da aynı şekilde, bir de aradan artık 48 saat geçmiş, aynı istek, aynı arzu bizlerle birlikte onda da olduğu ortaya çıktı. Bir gidin, görün, konuşun. Başbakan Erdoğan hemen gidin dedi. Düşünün, bir sürü pislikler saçılmış,
Çıkan kokudan burnumuzu tutuyoruz, midemiz kaldırmıyor. Devleti yönetenlerin nasıl bir bataklık içinde olduğunu görüyoruz. Kul hakkı yemenin geleneksel bir tavır olduğuna tanık olduğu bütün dünya, o hala başıma bela açar diye nasıl barışırım diye Fehmi Koru'yu gönderiyor. Sormuyor arkadaş, ben niye barışayım? Niye barışmak ister? Hangi gerekçeyle barışmak ister? Daha fazla pisliği var, onlar da ortaya çıkmasın diye. Soru 18. 17-25 büyük yolsuzluk olayından sonra Milli Güvenlik Kurulu'na tekrar istihbarat örgütleri FETÖ ile ilgili raporlar verdiler mi? 2,5 yıl geçiyor. 17-25'in üzerinden 2,5 yıl geçiyor. Ve 2,5 yıl içinde 15 kez Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Ve bu 15 kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda da FETÖ terör örgütüyle ilgili devletin istihbarat raporları yine hükümete veriliyor. Değerli arkadaşlar, soru 19. Devletin kozmik odasını, yani devletin mahremini, yani devletin namusunu FETÖ'ye kim açtı? FETÖ unsurlarına kim açtı? Devletin bütün sırrı orada. Bir kişinin talimatıyla açıldı. Recep Tayyip Erdoğan. Bir kişinin talimatıyla açıldı. Şimdi bütün milletin vicdanına sesleniyorum. Ahlakına sesleniyorum. Adaletine sesleniyorum. Vicdanına sesleniyorum. Devletin en mahrem olayını, en mahrem yerini, devletin sırlarını bir terör örgütüne talimatla açtırmak vatan hainliği değil midir Allah aşkına? Vatan hainliği değil midir? FETÖ'nün siyasi ayağı. Ne ayağı kardeşim ya? Ne ayağı? Kokan bir ayağı. Soru 16. Sayın İlker Başbuğ. Affedersiniz. Sayın İlker Başbuğ. FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladı mı? Bu da güzel bir soru. Diyor ki İlker Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunu yargının ortaya çıkarması için siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım diyor. Değerli arkadaşlarım, 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gecede mecliste bir kanun görüşülüyor. Ordu bazı FETÖ unsurlarını saptamış, özellikle Kayseri'de. Orduya yapılan kumpasla ilgili belgeler toplanmış, kişiler belli. Ama o gece yarısı buraya bir yasa getiriyorlar. Daha doğrusu gelen yasaya gece yarısı bir önergeyle buradakiler, aynen okuyayım bari. Askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlar dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak düzenlemesini getiriyorlar. Çünkü özel yetkili mahkemelerin tamamı FETÖ'nün elinden. Ve diyor ki İlker Başbuğ, bu konu araştırılırsa FETÖ'nün siyasi ayağı çıkar. Hayır efendim, bu konu zaten belli. FETÖ'nün ayak takımı var burada. FETÖ ayağı yukarıda. FETÖ'nün ayak takımı burada. O grup başkan vekilleri, dönemin bakanları vesaire, onlar ayak takımıdır. Talimatı bir yerden alıyorlar. Nitekim hala bugün bile Erdoğan savunmaktadır bunu. Bugün bile savunmaktadır. Bir soru daha. FETÖ'cüleri devlete yerleştiren siyasi irade, devlette liyakati göz ardı mı etti? FETÖ'cü olmak devletin kılcal damarlarına yerleşmek için yeterli miydi? Maalesef devletin en kritik noktalarına atanmak için tek şart vardı: FETÖ'cü olmak. İsterseniz Allame-i Cihan olun, bilginiz olsun, birikiminiz olsun, yurt dışınıza doktorunuz olsun, profesör olun, doktor olun, yıllarınızı verin. Ülkenizi seviyorsanız, vatanınızı seviyorsanız, halka hizmet etmek için çaba harcıyorsanız bir tarafa atıyorlar. FETÖ'cü müsün? Evet. Nereden onay aldın? Pensilvanya'dan. Seni hemen atıyorum diyor.
Bunu da ben söylemiyorum. Yine iddianameden, savcının iddianamesinden okuyorum. Devlet yönetiminde yalnız ehliyet, liyakat ilkesiyle hareket edilmeli, başka hiçbir mülahaza etkili olmamalıdır diyor savcı. Türkiye, sırf Fethullah Gülen cemaatinden olmanın kamuda atama ve yükselmede yeterli tek kriter olduğu bir dönemi yaşamıştır diyor. Ben söylesem Kılıçdaroğlu diyecekler gene bir şeyler söyledi. Doğru değil. Ben değil, bunları ben söylemiyorum. Savcı söylüyor değerli arkadaşlarım. O kadar ki Sayın Haberal'ı mahkum etmişlerdi. Hapisteydi Sayın Haberal. Haksız yere tazminat davası açtı FETÖ'cü hakimlerle ilgili. Arkadan şu oldu. Sen misin tazminat davası açan? Yargıtay'da o dönem dürüst hakimler vardı. Bugün de var dürüst hakimler. Onların sayesinde zaten şu anda devlet ayakta duruyor. Tazminata mahkum ettiler FETÖ'cü hakimleri. Hemen bir kanun getirdiler. FETÖ'cü hakimler tazminat ödemez. Tazminatı onların adına devlet ödeyecek. Sen istediğini yap. İstediğin kararı ver. Ben sana ne söylersem öyle karar ver. Tazminattan korkma. O tazminatı ben fakir fukaranın ödediği vergilerle ödeyeceğim dedi. Ve bu karar çıktı. Ve Erdoğan şunu söyledi. Tutuk, çekingen bir yargıç sınıfı oluşmamalı. Ne tutuk oluyorsun, ne çekingen oluyorsun. Ben talimat verdim kardeşim, sen kararını ver. Tazminat mı? Korkma. Ben onu da karşılayacağım dedi. Ve soru 20 arkadaşlar. FETÖ ile gerçekten mücadele ediliyor mu? FETÖ unsurları devletten temizlendi mi? Vicdanı olan herkes biliyor ki FETÖ ile samimi bir şekilde bir mücadele yapılmış değildir. Herkes biliyor ki parası olan dışarıda. Kayınpederi olan da dışarıda. Hiç kimse gücü olan, siyasi arkası olanların hiç kimsenin kılına dahi dokunulmadı. FETÖ'cü oldukları bilinen baylokçular vardı. Rakamı vereyim. 215.092 baylokçu listesi var. 215.092. Bu baylokçu listelerini niye açıklamıyorlar? Niye FETÖ'yü koruyorlar? Açıklayın kardeşim. Neden korkuyorsunuz? Hiçbir ayıklama yapmadan açıklayın. Buradan söylüyorum. Hiçbir ayıklama yapmadan açıklayın kardeşim. Baylokçu listesini açıklamıyorsan FETÖ'ye destek vermeye devam ediyorsun demektir. Bir şey daha. Arkadaşlarımız komisyonda, yani 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonda dediler ki o gece bütün genel başkanlar, milletvekilleri, bakanlar o gece neredeydi? HTS kayıtlarını getirin. Bir görelim bakalım. Talep ettik, getirmediler. Niye korkuyorsunuz? Biz korkuyor muyuz? Hayır. Açıkça söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Bildikleri bir şey var, korktukları bir şey var, HTS kayıtlarını getirmiyorlar. İsteyeceğiz ama mahkemelerde ısrar edeceğiz. O gece HTS kayıtlarını mutlaka isteyin ve getirin diye. Başka bir şey daha. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olsalardı kimler yönetimde olacaktı? Bunun listesi bizim bildiğimiz başta. Yani FETÖ'nün siyasi ayağında, liderinde yani Erdoğan'da. Niye bu listeleri açıklamaz? Bu darbe girişimi başarılı olsaydı kimin nerede görev alacağı belli değil miydi? Onlara göre belliydi. Liste kimde onlarda? Niye açıklamıyorlar? Hangi gerekçeyle açıklamıyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu yaptık. Araştırma komisyonuna 15 Temmuz darbe girişiminin ayrıntılarını öğreneceğiz. En kritik iki kişi var. Bütün olayları bilen iki kişi. Dönemin Genelkurmay Başkanı, dönemin MİT Müsteşarı. Gelmediler. Erdoğan göndermedi. Niye göndermedi? FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkar diye göndermedi.
FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkar diye gönderdim. Ya sen FETÖ ile mücadele ediyorsun. Parlamento mücadele ediyor. Bu parlamento bombalanırken milletvekilleri sabaha kadar buradaydı. Niye vermiyorsun kardeşim? Gelsin MİT müsteşarı, gelsin Genelkurmay Başkanı. O gece ne oldu? Sorulara muhatap olsunlar. Trump gider senatoda sorulara cevap verir. Bizim bürokratları buraya gelmeye başbakan engel olur. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmasın diye. FETÖ borsasını kimler kurdu? FETÖ borsasını kuranların içinde Erdoğan'ın avukatları da var. Adalet Bakanı'na çağrı yaptı. O avukatların mal varlıklarını inceleyin dedi. Niye incelemiyorlar? Milyon dolarları alıyorlar, insanları çıkarıyorlar. Örnek verdim. Fethi Tamince. Ya 17-25'ten sonra Pensilvanya'ya gitti. Zaman Gazetesi'nin ortağı oldu. Bankasya'ya para yatırdı. Ya Bankasya'nın önünden geçeni hapsettin. Apartman aidatlarını yatıranları tutukladın. Fethi Tamince Erdoğan'ın yanı başında krallar gibi devlet protokolünde oturuyor. Niçin? Onun koruması altında. FETÖ'nün siyasi ayağının koruması altında. Kimse dokunamıyor ona. Polis arıyor. Polis arıyor, polis bulamıyor. Ama televizyoncu açıp telefonla rahatlıkla konuşabiliyor. Şu geldiğimiz hale bakın değerli arkadaşlarım. 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun raporu niye gizli? Niye açıklamıyorlar? Bakın darbe sonrasına girmedim. Açılırsa ona da bütün ayrıntılarıyla gireceğim. Şimdilik sadece FETÖ'nün siyasi ayağı tepede oturuyor. Tepede oturuyor. Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açık ve net. Orada oturan kişi FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Bakınız, Zindaşlı vardı. Cumhuriyet Gazetesi gerçekten önemli bir gazetecilik görevi yaptı. Uyuşturucu ticareti yapıyor. Adam öldürüyor. Cinayeti azmettiriyor. FETÖ üyeliği var. Tutuklanıyor. 6 ay içeride kalıyor. Sonra siyasi baskılarla hakimler serbest bırakıyorlar. Kim? Burhan Kuzu. Senin kuzuluğunu sevsinler. Burhan Kuzu. Nerede görevli bu? Nerede görevli? Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi. Ben FETÖ'yle mücadele ediyorum diyor sözde. Sen garip kurabayla mücadele ediyorsun. Fakir fukarayla mücadele ediyorsun. Bankasya'ya para yatıranın günahı ne kardeşim? Bankasya'yı kim kurdurdu? Ona hesap soracağız. Askeri öğrencilerin günahı ne kardeşim? Askeri öğrencileri sokağa çık diyene hesap soracaksın sen. Ve şu soruyu da unutmayalım. Bu ülkede namuslu hakimler kadar namuslu savcılar da var. 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için oturdular, günlerini, aylarını verdiler. FETÖ'nün siyasi ayağı üzerinde de durdular. O savcıların tamamı görevden alındı. Ortaya çıkmasın diye. Hiç kimse, bakın, bütün bunlara rağmen hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yerel yönetimlerde nasıl bu ülke, nasıl bu ülkenin sevgili vatandaşları, nasıl vicdanlarının sesini dinleyip bir dikta yönetimine karşı demokrasiyi savunmuşsa, inanın Cumhuriyet'in 100. yılında koskoca Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taşlandıracağız. Thank you.